2022 yılının son anketi. Yılın son anketi Diyarbakır'da HDP 3'e katladı. HDP yani yoğun olduğu yerlerde anket yapıldığı zaman HDP'nin neler yaptığını görebiliyor sevgili dostlar. Pusula araştırma, anket araştırma şirketi Diyarbakır'da ve büyük şehirlerde bir anket yayınlamış. HDP'nin oy oranı Diyarbakır'da %63. Bakın HDP'nin oy oranı Diyarbakır'da %63.8. AKP'nin oyu %20.7. CHP'nin %4.7. İYİ Parti %2.2. Deva Partisi 2.1. Gelecek Partisi 1.8. Memleket Partisi Muharrem İnce 1.7. MHP'nin %1'de kaldığını, Büyük Birlik Partisi 0.7. Vatan Partisi bir de 0.2 oy almış da gerçekten ilginç. Biraz önce Fatih Erbakan Diyarbakır'a gitmiş demiştik ya. Onun partisi de Diyarbakır'da %0.1 ankete göre oy almışken siz diyor ya işte HDP'yi anlatmamız lazım. HDP'yi böyle bitirmemiz lazım. HDP'yi kapatmak çözüm değil. %0.1 ile herhalde HDP'yi bitirmeyi göze koymuş. Şimdi sevgili dostlar, İzmir'e bakalım. İzmir'de neler oluyor, neler bitiyor? İzmir'de hani CHP'nin kalesi hep diyoruz. İzmir'de CHP %36.9 alıyor. AK Parti %23.4. Memleket Partisi gerçekten ilginç bir anket. %14.6 aldığını görüyoruz. Aynı şekilde HDP İzmir'de 4. parti olarak %8.7 aldığını görüyoruz. İYİ Parti de 8.4 aldığını görüyoruz. Diğer partileri okumayayım yavaş yavaş çünkü videolarımız da var. 2023 ile ilgili onları da paylaşacağız. Evet, diyor ki bu pazar seçim olsa hangi parti oy versin, genel dağılıma da baktığımız zaman HDP'nin oy oranı 10.8'de gözüküyor. Elbette tabii ki bütün illerde yapılmadığı için büyük şehirlerde yapılmış. Onu da sizlere paylaşayım. Bir İstanbul yok muydu ya? İstanbul'da yapmamışlar. Evet. AKP %28.4'te, CHP 26.6'da, İYİ Parti 11.5'te, HDP 10.8'de, MHP de 6.5'te. Yani Türkiye'nin 3. büyük partisi HDP olduğunu söylüyoruz ama anket şirketleri İYİ Parti'yi HDP'nin yerine koymaya çalışıyorlar sevgili dostlar. Ama emin olun ki HDP süpürecek arkadaşlar. HDP gerçekten sağlam bir temizlik yapacağına inanıyorum. Tamam, bunu da atlayalım. 2023'e girmeden güzel bir kare gelecek şimdi. Çok çok güzel bir fotoğraf gelecek. Fotoğrafı görüyor musunuz? Herkes bir maşallah desin. İnşallah. Ya Rabbi Hudao. Bu azadiye Selahattin Demirtaş. Bu azadiye İdris Baluk gelmiş. Bu azadiye Figen Yüksekdağ. Yani inşallah sağlar daha zor bir tutsaya. Emevan azad bugün. Onlar da özgürlüğüne kavuşur diye düşünüyorum. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş bugün kendi Twitter hesabında Selahattin Demirtaş'la son bir fotoğrafını paylaştı. 2023'te herkes için özgür yıl olur umarım diye paylaşmış. Benim dikkatimi çeken bu Twitter'ın altına CHP'li bir isim Aykut Erdoğdu ise şöyle bir mesaj atmış. Diyor ki siz de eşinize mutlu yıllar diliyorum. İnşallah 2023 yılı sizin eşinize ülkemize demokrasiye kavuşacağı yıl olur. Yani mesela ben bu fotoğrafa baktığım zaman Selahattin Demirtaş annesinin, o bir anne sevgili Erdal'ın programına katılmıştı. Oğlum bu zalimler benim oğlumu bırakmıyorlar. Benim oğlumdan ne istiyorlar? Sözü aklıma gelmeden gitmiyor. İnşallah Sadiye annemiz de en kısa zamanda oğluna kavuşur.